Kadim ve yasak büyülerin ustası olan Vladimir, Noxus'un en eski gizemlerinden biri. Noxus'un kuruluşundan beri var olan Vladimir, nüfuzunu imparatorluğun temellerine nakış gibi işlemişti. Ama o günlerden hatırladığı çok az şey var. Zihni ölümlü. Doğaüstü şekilde uzamış ömründe yaşadıklarının büyük bölümü hafızasında değil. Tarihçilerin hayatı hakkında tuttuğu kayıtlar da duruyor bu yüzden. Tarihçiler pek çok kez izini kaybetse de yazdıkları sayfalar Vladimir olduğundan şüphelenilen kişilerle dolu. Efsaneler, bir zamanlar savaşları tüm Valoran'a sıçrayan korkunç Darkinlerin tehdidi altındaki bir krallığın prensinden bahseder. Babasının tacı tehlikede ve kendisinden önce tahta çıkacak bir sürü varis olduğundan bu talihsiz genç krallığın selameti karşılığında düşmüş ilah savaşlara rehin olarak verilmişti. Zulmettikleri ölümleri kurbanlık hayvanlardan farklı görmeyen Darkinler, bedeni işlemelerini ve kanı dönüştürmelerini sağlayan büyülerle hayat üzerinde de hakimiyet kurmuşlardı. Kendini diğer ölümlülerden üstün gören Vladimir, bu korkunç büyüleri deneyen ilk insan olmuştu. Sadakati ona efendisinin ordusunda iyi bir mevkiyle birlikte kan büyüsü yapma ve Darkinlerin buyruklarını daha kıymetsiz yaratıklara dayatma hakkı sağlamıştı. Efendisi olan ilah savaşçı Vladimir'in tebaasına en az Darkinler kadar acımasızca davrandığını gördü. Zamanla. Bu zalim yaratıkların hükümranlığının çöküşü de yine efsanelere konu olmuş. Olayı anlatan Yüksek Şurima dilinde yazılmış bir yazıt Ölümsüz Hisar'da saklı tutulmakta. Bu yazıta göre Vladimir'in efendisi ırktaşlarının pek çoğunun aksine esir edilmemiş, onun yerine kendi ordusunun elinde ölmüştü. Sağ kalan ölümlülerin bir kısmı kaçarken kan büyüsü hakkında bildiklerini de beraberlerinde götürmüşlerdi. Hiçbiri efendilerine son darbeyi Vladimir'in vurduğunu görmedi. Yaralı, kör ve bir Darkin'in ölümünün saçtığı parlaklıktan delirmiş olan Vladimir, normal bir ömürden fazlasını yaşamaya uygun olmayan bedenini yenileyebilecek kadar gücü bünyesine çekti. Sonra sözünü bile etmemek gerekecek kadar dehşet verici ayinlerle bu işlemi sayısız kez tekrarladı. Derler ki Mordekaiser karanlık saltanatının zirvesindeyken Valoran'ın doğu kıyısındaki yamaçlarda gezen, gençlerin canını alıp yöredeki vahşi kabilelerden kurban isteyen kana susamış bir iblis yaşarmış. İnine pek az kişiyi kabul edermiş. Sonra bir gün soluk tenli bir büyücü kadın bu barbar ilaha bir teklifte bulunmaya gelmiş. Birbirine denk bu iki kişi birlikte ziyafet sofrasına oturmuş. Yaptıkları büyüler öyle karanlıkmış ki masadaki şarap ekşimiş, güllerin parlak kırmızı rengi siyah dönmüş. İşte Vladimir ve Leblanc'ın arasında kavgaların, politika ve savaş entrikalarının hiç eksik olmadığı anlaşma böylece başladı. Asırlar geçtikçe bu ikiliye güçlü asilzadeler, yüce büyü alimleri ve daha da karanlık varlıklar katıldı. Bu hizip ulaştığı güçle Noxus tahtını 1000 yıldan fazla bir süre
gizlice yönetti. Ve imparatorluğun en iddialı seferlerini düzenledi. Karagül'ün liderleri arasında entrikalarını kimseye görünmeden yürütme kaygısı olmayan tek kişi Vladimir'di. Geçmişte ülkenin en ilginç dönemlerinden birinde Noxus asilzadelerinin arasına karışma tenezzülünde bulundu. Ve birkaç on yıl sonra doğaüstü yaşını ve bu sihrin yol açtığı canavarlıkları gizli tutmak için inzivaya çekildi. Vladimir'in himayesi altında kan büyüsü sanatı Noxus ordusunda ve eski aristokrasinin evlatları arasında kendine yer buldu yine de. Bu uğursuz sihri uygulayanlardan biri de kendilerini kan büyüsüne olduğu kadar Vladimir'e de adamış Kızıl Çember adlı bir gençlik tarikatıydı. Bir önceki yüce generalin ölümü ve Jericho Sveyn'in yükselişiyle birlikte imparatorluğun politik iklimi gözle görülür şekilde değişince Vladimir bir kez daha inzivadan çıktı. Hayırsever bir asilzade kisvesine bürünen Vladimir, yönetimdeki Trifarix Konseyi'ne muhalif olarak boy göstermeye başladı. Bu durum, Karagül'ün daha temkinli üyeleri tarafından endişeyle karşılandı. Geçmişte yaptıklarının lekesi henüz silinmemişken ortaya çıkan Vladimir, gerçekten de biraz erken davranmış olabilir. Svein'in Vladimir'in gerçek yüzünü görmeye başlamış olması ihtimali de yüksek. Noxus yeni ve daha karanlık bir çatışmaya hazırlanırken Vladimir imparatorluğu tekrar canlandıran taze kandan doyasıya içip geçmiş zaferlerini hatırlıyor. Ona göre hayat bir cümbüş. Asırlar süren bir maskeli balon. Ve muhteşemliğe giden bir yol. Darkinlerin sonunda birbirlerine düşüp dünya üzerindeki ölümsüz hakimiyetlerini kaybetmesinden ders alarak tek başınayken daha güçlü olduğunu biliyor.